Pamuk Dede kanalına hoş geldiniz. Ben Pamuk Dede. Bu kanalda size bitkilerin faydalarını ve faydalı yönlerini anlatıyorum. Ama videoya geçmeden önce bir iki konuya değinmek gerekir diye düşünüyorum. Bitkiler genelde faydalıdır ama bu faydalar kişiye göre değişebildiği gibi size faydalı olan bir başkasına alerjik gelebilir, bir başkasına zararlı olan size faydalı gelebilir. Bu nedenle videoda bahsedeceklerimi uygulayacaksanız doktor kontrolünde uygulamanızı öneririm. Bu önemli uyarıyı da yaptıktan sonra artık videomuza geçebiliriz. Bu videoda size inciri anlatacağım. İzmirlilerin yemiş dediği, yemesi ağızda farklı bir lezzet bırakan inciri anlatacağım. Belki anlatacaklarım incir çekirdeğini doldurmayacak. Belki de anlatarak bir çuval inciri berbat etmiş olacağım. Ama merak etmeyin. Ocağınıza incir ağacı dikmeye niyetim yok. Şaka bir yana. İncir de hayatımızın en orta yerinde duran meyvelerden biridir. Mesela inciri çok olan bir yere incirli veya orası ovası ovaysa incir ovası veya incirli ova denir. Eğer gölgelisinden yararlanılıyorsa incirin oraya incir altı denir. Ya da kahvaltıda reçel seviyorsanız incir reçeli yersiniz. Hatta hafızam beni yanıltmıyorsa bir dönem incir güzeli bile seçilmekteydi ülkemizde. İncir benim de yaşamımda önemli bir yer tutar. Çocukluğumu geçirdiğim kasabadaki evimizde dev gibi bir incir ağacı vardı. Ve sadece biz değil, bütün kasabalı yerdi incirini. O kadar lezzetliydi ki. O ağaçtan çokça düşmüşlüğüm vardır aslında. Şimdi aklıma geldi. Neyse, geçelim incirin kökenine. İncir bir rivayete göre yaklaşık 5000 yıldır, başka bir rivayete göre de 10.000 yıldır meyvesinden yararlandırıyor bize. Köken olarak Batı Asya ve Mısır kökenli olduğu düşünülen incir, kısa sürede Avrupa ve Asya'ya ulaşmış ve yenmeye başlamıştır. Buradaki Batı Asya teriminin daha çok Anadolu olduğunu belirtmekte fayda var. Bu nedenle çeşidi çok olan incirin en güzellerinin yurdumuzda olduğunu da belirtmeliyim. Yani köken olarak Anadolu diyebiliriz aslında incir için. 20'ye aşkın çeşidi içinde en çok sevileni Aydın'da yetiştirilen Sarılop incirdir. Bu incir Aydın'dan dünyanın neredeyse her yerine ihraç edilmektedir. Ayrıca incirin yeşil veya beyaz denilir. Mor ve siyah türlerinin yanı sıra morgüz, göklop, patlıcan inciri, siyah orak, beyaz orak olarak bilinen türlerine ek olarak İstanbul'un meşhur kavak incirini ve İzmir'in bal gibi bardacık incirini de unutmamak gerekir. Çeşitlerini de böylece saydıktan sonra incirin mevsimini belirtmek isterim. Küçük farklılıklarla da olsa Ağustos ortasında meyvesinden yararlanmaya başladığımız incir Eylül ayı başlarında tam yenecek kıvama ulaşır. Hani bal gibi incir derler ya, işte o bal Eylül ayıdır. Peki neler var incirin içinde sorusuna geçmeden önce, incirin bütün yıl yenilebilmesi için kurutulduğunu ve kurutulduğunda da faydalarının daha da fazlalaştığını belirtmek gerekir diye düşünüyorum. Bunu Dut videosunda da söylemiştim. Hatırlayanlar olacaktır. İncir, bilinenin aksine iyi bir C vitamini kaynağıdır. Ayrıca incirin içinde K vitamini, B grubu vitamini bakımından da zengindir. Ben bol bol bulunur incirin içinde. Bunların yanında sodyum, potasyum, magnezyum, demir, fosfor, niyasin, tiamin, folat, pektin bulunur. Ayrıca incir güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Peki bu kadar bir sürü şey söyledim. Şimdi gelelim faydalarına. İncir tarih boyunca hem kadın hem erkek için bir afrodizyak olarak kabul edilmiştir. Yani cinsel isteği ve üretkenliği artırdığı söylenir. Üstelik erkekte de ereksiyon sorununu giderdiği söylenir. Ama bu sadece bir söylenti, hakkında çok fazla araştırma yapılmamıştır. Lifli bir meyve olduğundan incir tok tutması ile bilinir. Yani sizi tok tutar. Ara öğünler yapabilirsiniz incirle. İncirde bulunan antioksidanlar vücuttaki mikropların atılmasını sağlar. Yani vücudu temizler mikroplardan. Ayrıca incir iyi bir antikanserojen
özelliğe sahiptir. Bu nedenle kanser oluşumunu önlediği de söylenir. Lifli yapısı dolayısıyla sindirim sistemini rahatlatır, kabızlığı önler, hemoroide iyi geldiği de söylenir. Diyabet hastalarına yardımcı olur. Burada önemli bir ayrıntıyı vermek istiyorum. Eğer diyabet hastasıysanız, inciri düzenli yiyecekseniz doktor kontrolüyle yiyin lütfen. İncirin içinde bulunan potasyum dolayısıyla tansiyonu dengeler. Eğer, bu da bayanlar için önemlidir, gerçi erkekler de yapabilir ama, inciri püre haline getirip yüzünüze sürerseniz ve bunu 15 ila 20 dakikalık bir kür şeklinde uygularsanız hem cildinizi besler, hem temizler, hem de yaşlanmasını geciktirir. Ayrıca akne sorunlarınızı da giderebilir. İncirin baz ağrısına iyi geldiği de söylenebilir. İncir saçları güçlendirip parlattığı gibi kafa derisinin sağlığını da korur. Kemikleri güçlendirir, korur. Özellikle çocuklarda ve yaşlılarda kemik sağlığı konusunda incir önerilir. Ayrıca kalp sağlığını ve damarları korur. Kan akışıyla ilintili olduğu için, kan akışını düzenlediği için. Daha önce de söylediğim gibi, incirin faydası kurutunca daha da fazlalaşmaktadır. Peki, incir sadece meyvesinden yararlandığımız bir meyve mi? Elbette hayır. İncir sütü olarak bilinen beyaz süt gibi incirin öz suyu var ya, işte o cilt problemlerine karşı oldukça etkilidir. Biraz kaşındırma yapabilir ama bu kaşındırmayı da yıkayarak giderebilirsiniz. Ayrıca incir yaprağının çayı yapılıp içilirse yükselmiş olan kan şekerini düşürdüğü gibi kanserli hücrelerin büyüyüp yayılmasını da önlediği uzmanlarca söylenmektedir. İnciri nasıl başka kullanabilirsiniz mesela? Reçel yapabilirsiniz. Marmelat şeklinde kullanabilirsiniz. Yani incirin çok çeşitli kullanımları vardır. Hatta bazı yörelerimizde yemeğinin yapıldığı bile söylenmektedir. Onu ben şahit olmadığım için sadece söylenti olarak kalacak bende. İnciri taze veya kuru olarak günde 4 tane yerseniz bu faydalarının etkisini uzun vadede muhakkak görürsünüz diye düşünüyorum. Gelelim her zamanki gibi son söz dediğiniz kısma. Eğer alerjiniz varsa incir yemeyin. Ya da herhangi bir rahatsızlığınız varsa doktorunuza danışın ve unutmayın. Bitkiler ilaç değildir. Etkileri hemen görülmez. Yani bitkiler mucize yaratamazlar. Bitkilerin etkisi uzun vadede ortaya çıkar. Bir uyarı daha yapayım. İncir yerken kesinlikle aşırıya kaçmayın. Hani kabızlık yapıyor, kabızlığı düzeltiyor dedik ya. Çok aşırı incir yerseniz de bu defa tam tersi olur. Yani başka etkilerinden bahsetmenin yanı sıra en az etkisi o olur. Neyse efendim, inciri anlattığımız, incirin faydalarını anlattığımız, uyarılarımızla yaptığımız videomuzun sonuna geldik. Eğer videoyu izlediyseniz, faydalı bulduysanız, böyle videoların devamı için abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, yorum yapmayı ve hatta arkadaşlarınıza da önermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, sağlıklı yaşayın.